Şimdi tabii her geç başlanılmış adım gibi, geç atılmış adım gibi edebiyatta da daha aslında çok taze sayılır. Türkiye'nin çağdaş edebiyatı, dünyanın, batının özellikle edebiyatıyla kıyaslandığı zaman, bir Rus edebiyatıyla kıyaslandığı zaman oldukça hızlı yol almış bir edebiyatımız var o anlamda Cumhuriyet döneminde. Fakat şimdi biraz daha popüler yazımlarla edebiyatın zenginleştirildiği bir döneme girdi Türkiye. Sanırım onu da aşacaktır. Gerçek edebi değeri olan kitaplarla daha çok haşır neşir olacaktır Türk okuru diye düşünüyorum ve umutlanıyorum. Şimdi benim esas merakım tarih. Tarih, kendi yazarlığım için beni çok besleyen ve çok da merakım olan, çok erken yaşlardan itibaren merakımın geliştiği konular psikoloji, sosyoloji, mitoloji, arkeoloji. Bunlarla ilgili bütün konular benim dikkatimi çekiyor, bütün kitaplar. Yazardan ziyade ben kitabın konusuna göre kitap seçerim. Özellikle her kitabını okuyayım diye bir yazarın ardından gitmektense içinde beni daha sonra kendi yazacaklarımla ilgili besleyecek kitapları tercih ediyorum. Dolayısıyla benim her yazdığım kitap aslında benim yeni bir üniversite mezuniyetim gibidir. Kendimi çok besleyecek bu derinlikleri olan kitapları tercih ediyorum. Akıllı gerilim dediğim bir tarz var. Gerçekten zeka unsuru olan gerilimler ilgimi çekiyor. Ama tarihi anlamda derinliği olan ve gerçek bir tarihten esintiler getiren romanlar, hikayeler, biyografiler her zaman benim esas ilgi alanıma giriyor. İlk okuduğum kitap, annem beni 2 yaşında kitapla tanıştırmış. Dolayısıyla ben 9 yaşına geldiğimde arkadaşlarımın yeni okumaya başladığı, yaşlaştırımın yeni yeni ellerine verilen kitaplar silsilesi benim için çoktan bitmiş, kütüphanemin artık ezberlenmiş kitapları haline gelmişti. Efsaneler, işte Ezop hikayeleri, Dede Korkut masalları, Binbir Gece masalları. Bunlar ben 7-8 yaşına gelene kadar bitmişti. Kendimin de üstünden okuduğu kitaplardı. 9 yaşında da anneciğim beni Çehov'un Vişne Bahçesi ile tanıştırdı. Dolayısıyla klasikler dünyasına girişim 9 yaşımda başlar. Ondan sonra da hep yaşımın ve olgunlaşma sürecimin getirdiği, müsaade ettiği klasiklerle devam ettirdim. Hep yazardım. Resim ve yazmak, okumak gibi benim hobilerimin başında gelen ve son derece keyif aldığım, yani bir kaçacak zamanım olsa da içine gömülsem dediğim hobi alanlarıydı. İlkokul 1'den itibaren ben tarih dersleri, Türkçe dersleri, edebiyat dersleri daha sonra bütün o derslerde işte tahtaya hep kalkan, hep parmak kaldıran, işte yarışmalara yazdıkları gönderilen, sene sonu konuşmaları, mezuniyet konuşmalarının hocaların benden istediği bir talebeydim. Hep yazardım, hep not alırdım. Hayata çok anı elimden kaçırmadan yaşamak üzere bakıyorum. Her şeyi not alarak yaşarım. Hafızamda alamadığımı kağıda not alırım. Dolayısıyla yazmak benim aslında hayatımın bir parçasıydı. Fakat profesyonel anlamda ilk defa 1991 yılında Uyandıran Aşk isimli şiir kitabımla buluştum ben okurla. Ama ben bir şair değilim. Şair ruhluyum ama şair değilim. O ayrı bir şey şair olmak. Bugün çok yani içim sinerek kendimi bir romancı addedebiliyorum ve aslında zaten de roman yazmayı çok seviyorum. 1992 yılı benim gerçek aile öykümü anlattığım aslında 6 bölümlük, 6 kitaplık bir nehir romanı olan Kursiyit ve Şura kitabımla başlar. Çok şanslıyım ki o ilk kitabımla, ilk tecrübem olmasına rağmen büyük bir okur kitlesiyle buluştum. Ve edebiyat dünyasında Türkiye'nin kalmak şansına erdim. Kitaptan kitaba değişen bir olgu benim için. Bazen bir karakterin hayatında olan bir şey beni çeker. Bazen bir mekan çeker. Bazen de bir olayın kendisi çeker. Fakat her halükarda içine alacağım kahramanım olacak ya da onun figüranları olacak. Bütün karakterlerin psikolojik elbisesi benim için çok önemlidir. O devirde
o sosyoekonomik koşulda, o statüde, bu her neyse, bir insan, çevresi, o günün, o coğrafyanın yaşam şekli, mutfak kültüründen müzik kültürüne kadar bütün bir yaşam yelpazesi benim için kitapta muhakkak giydirilmesi gereken unsurlardır. Ve karakterlerimin kurgu da olsa, gerçek de olsa psikolojisi çok önemlidir. Çünkü okura baştan hakkında, ruh hali hakkında, karakteri hakkında bazı söylettiğiniz ve yaptırdığınız şeylerle bir şablon çizdiğiniz zaman ona sadık kalmanız lazım. İnsanlar çok büyük travmalar yaşamadıkça karakterlerinde çok büyük bir değişiklik olmaz. Olgunlaşırız, bazı şeylerden ders alırız. Fakat aslında bünyemizin içinde bir iç bir core parça vardı. O hiçbir zaman değişmez bizi biz yapan. Dolayısıyla kahramanınıza bir onu bir bunu yaptırmaya kalktığınız zaman okur için inandırıcılıktan uzaklaşırsınız. Ona çok sadık kalmak lazım. Dolayısıyla o psikolojik dünyası karakterlerimin benim için çok önemlidir ve her biri için ayrı çalışma yaparım. Anneannem, şimdi ben çok şanslıyım o anlamda çünkü benim sadece annem babam değil, anne baba tarafından bütün büyüklerim, yani ninelerim, dedelerim hepsi çok iyi okuyan insanlardı. Okuryazar insanlardı hepsi. Dolayısıyla hep aile içinde dolaşırken ben kütüphaneli evlerde dolaştım. Yani kütüphane bir evin ana unsuruydu benim için. Ve halen bugün şaşırırım. Mesela çok şık evler alıp büyük masraflarla dekorlar yapıp döşeyen insanların evinde ilk gözüm mesela kütüphane arar benim. Kütüphane görmediğim bir ev ya da en azından bir duvar, bir kitaplık görmediğim biri bana hiçbir şey ifade etmez. Ben öyle büyüdüm. Dolayısıyla kitapla yakınlığım çok farklı. Fakat anneannem aynı zamanda müthiş bir masalcıydı. Ben onun bize gelip kalacağı günleri, akşamları heyecanla beklerdim. Hem beden diliyle hem ses tonuyla sanki tiyatro sahnesindeymiş gibi son derece teatral bir dille masal anlatırdı. Kendi yarattığı masallar vardı ve onlar hep değişirdi. Hiç statik değildi hikayeleri, masalları. Aynı zamanda aile geçmişimizi, kendi bildiği kısmını, kendi tarafını ve tabii ki dedemin hikayelerini, onunla yaşadıklarını o kadar güzel anlatırdı ki beni bir gün onları yazmaya iten belki de anneannemin o kadar kendimi içinde hissettirecek detay gibi detaylarla o hikayeleri, masalları bana anlatmış olması oldu. Annem daha gerçek dünyanın daha modern bir kadını olarak annem direkt kitaplarla ilgiliydi. Masal anlatmadı ama masal okudu. Hiçbir zaman bir efsaneyi kendisi canlandırmadı ama hep kitaplarını kütüphanemde var etti. İşte o daha modern cumhuriyet kadını olan annemin hikayemsi olması benim için o anlamda öyle değerlendirildi. Anneannem ise daha geçmiş bir zamandan kendisi masal anlatarak ve dinleyerek büyüdüğü zamanlardan gelen bir büyüm olarak da benim için bir masal olarak kaldı. Çok büyük, çok büyük bir katkıda bulundu. Bir kere hayatı, maceraları itibariyle ve bir de beni her zaman içine çeken o bitmiş, geçmiş zamanlar, artık ulaşılamayan toprak parçaları, değişmiş sınırlar zamanından gelen bir insan ve hikayesini beraberinde taşıyan bir kişi olduğu için, ayrıca çok kanımdan canımdan olduğu için beni müthiş besledi ve hem ilk kitabım hem ilk yazarlık denemem olmasına rağmen belki de bu kadar okurla buluşmam ve yazarlıkta kalıcı olmamın sebebi bu kadar kendime ait bir hikaye anlatmış olmamdı. Onu da dedeme ve tabii ki onu aktaran anneanneme borçluyum. Çünkü o kadar o anlatılanlar bir kısmı benim bilgime sonradan dahil olmuş olsa da aslında dedem ve benzeri diğer aile büyüklerimin yaşarken gördükleri, duydukları, hissettikleri ne kadar hüzün, keyif,
göç hüznü, sürgün hüznü, bir yandan şaşa, sonra bir yokluk, sonra bir debdebe, sonra yeniden bir yoksunluk. Bütün bunlar aslında bilgileri benim genlerimde akıyor. Dolayısıyla zaten çok ırak olduğum konular değil. Ama bilinçaltında bende olan bilgiler bunlar. Bir de bunlar hikayeyle, anneannem gibi birinci ağızdan, bazı hikayeler için ikinci ağızdan bana aktarıldığında çok zaten içindeydim ve okurum onun için kendine zaten çok sayfaların arasında benden, ailemden biri gibi hissederek okudum. Evet, bunu çok rahat söyleyebiliriz. Ben onu bir fiil hissediyorum yazarken. Size demin bahsettiğim gibi yani tarih, arkeoloji, mitoloji, sosyoloji sadece bu coğrafyanın değil bütün dünyaya bunların derinliğine bakmayı sevdiğim için diğer taraftan sanatla çok iç içeyim. Resim yapıyorum, resim izliyorum, müzikle iç içeyim. Bir enstrüman çalmıyorum belki ama çok müzik kulağım olan ve müzik aşkı olan bir insanım. Sanat zaten birbirini besleyen bir şey. Bir de bunu o diğer dallarla bir araya getirdiğiniz zaman anlatırken, konunuzu irdelerken, karakterinize bir şekil verirken, dünyasını yaratırken bütün bunların birikimi müthiş bir zenginlik, bir çeşni getiriyor. O çok güzel bir şey ve o bilgilerin seneler içerisinde hafızada ya da not defterlerinde yerleşmiş olması bir romanı yazmaya başladığım zaman bana neredeyse anlatmak istediğim her şeyi hazır tutuyor. Yine tabii her roman için uzun süreli bir çalışma dönemim oluyor, araştırma dönemim oluyor ama o birikimlerim de hep içine bir artı olarak giriyor kitaplarımın. Bu karar iten, yani yüreğimi acıtan, içimi kanatan bu acı gerçeklerini ülkemizin sadece duyuyor ve sadece üzülüyor olmak istemedim artık. Çünkü isyan ettiriyor beni, isyan ettiriyor. Halkımızın genel anlamda, Türk milletinin genel anlamda bir sindirilmişlik, sessizlik, kabulcülük ve görmezlikten gelme gibi aslında hiç bize ait olmaması gereken duygularla bütün bu kötü yaşananları, ayıp olanları, acı olan gerçekleri sümen altı ederek, görmezden gelerek suçlulara daha fazla ön verilmesi, cesaretlendirilmesi ve kurbanların da adeta suçluymuş pozisyonuna düşülerek onları içine kapanma, acılarını tek başına yaşama ya da ortaya çıkarırlarsa bu defa mahalle veya toplumun baskısıyla hatta bazen görevlilerin, yetkililerin baskısıyla adeta suçu işleyen kendileriymiş, o suça sebep veren kendileriymiş duygusuyla ezildiklerini, sindirildiklerini görmek benim artık tahammül edemeyeceğim bir şey haline geldi. Ve baktım ki yazmakta olduğum o tarihi romana konsantre olamıyorum çünkü duygularım, isyanım bir şekilde bir tedavi bekliyordu. Ve müthiş bir çaresizlik hissiyle bir haykırmak ihtiyacı hissettim. O sesi çıkmayan yüz binlerin, milyonların çığlığı olmak istedim. Ve Havva'nın cezası kendi kendine yazdırdı diyebilirim. Tabii bütün bu acılar, aile içi şiddet, ensest ilişkiler, kız çocuklarının, küçük oğlan çocuklarının cinsel tacizi, kumalık, işte o kız çocuklarının satılması, oğlan çocuklarının satılması vesaire. Bunlar sadece Türkiye'mize ait acılar değil maalesef. Yani dünyanın birçok coğrafyasında var. Ama benim esas içimi acıtan bizim Atatürk Cumhuriyeti kanunlarında zaten baştan korunma altına alınmış kadınların, kız çocukların ve onların saygınlığı, eşitliği ve bireysel hakları üzerine yaratılmış kanunlarımızın göz ardı edilerek, vicdan sahibi olmayan insanlar tarafından yorumlanarak bu suçun neredeyse teşvik edildiği bir güne gelmiş olmamız içimi ayrıca acıtıyor. Ve ben birinin bu taşın altına elini sokması gerektiğine inanıyorum. Ben yazarım. Benim tek silahım kalemim. Ben de o silahımı kullandım ve o sesi çıkamayan,
çıktığı zaman bastırılan, sindirilen ve cezalandırılan yüz binlerin sesi olmaya çalıştım. Onlar adına bir çığlık attım. Şimdi bekliyorum, Türkiye'de bu çığlığım karşı dağlardan yankılanacak mı? Yoksa orada bir kovuğa sinip o da yok edilecek mi diye açıkçası heyecanla bekliyorum neticesini. Aa işte geleceğim yine Çiho, hani ilk tanıştım ya. Beni halen daha çok enteresan bir şekilde Anton Çehov'un öyküleri ve temsil piyesleri, yazdığı oyunlar halen daha her yaş dönemimde, yani o çocukluğumda başlayan ilgim, merakım her yaş dönemimde farklı bir algılamayla zenginleşerek içimde hayranlığımı devam ettirmiştir. Bir kere yazar olarak o detaycılığının yanı sıra sade dili, diğer taraftan yazarlığını sanki okurun üzerinde kahramanları adına bir yaptırım gücü uygulamadan yazması ve okurla kahramanlarını baş başa bırakması duygusu çok erken yaşta fark ettiğim bir şey değil. O çok hoşuma gitmişti. Mesela bir Dostoyevski'de, bir Tolstoy'da bunu göremeyiz. Onlar kendi tabuları, kendi inandığı ahlak kuralları içerisinde karakterlerini ya ödüllendirirler ya cezalandırırlar. Bir şekilde okura mesaj verirler. Böyle seçimlerle yaşarsan böyle bir hayat seni bekliyor, böyle cezalanırsın gibi. Çehov bunu yapmaz. Benim de o düsturumdur. Aynı şekilde romanlarımda karakterlerim ne yaparsa yapsın, orada söz sahibi, hakim olan ben olmamalıyım, onun kararını okurum vermeli açısından bırakarak yazarım. Dolayısıyla hayranlığım hiç bitmez Çehov'a. Diğer taraftan Molière trajikomik toplum sorunları anlatması açısından, o da çok erken yaşlarda tanıştığım bir yazardı. Bence her yetişmekte olanın ve de okumamışsa yetişkinin okuması gerektiğine inanıyorum. Bizim edebiyatımızdan tabii Ömer Seyfettin, Yakup Kadri, Peyami Safalar'la büyüdüm. Vala Nurettin'in bu dünyadan Nazım geçti. Yine 10 yaşında tanıştım. Nazım'ın kaçak okunduğu yıllarda evde her akşam anne ve babamın sesli olarak okuyup ailece değerlendirdiğimiz, dinlediğimiz bizim de çocuklar olarak evde bir kitaptı. O hiç unutamadığım bir kitaptır. Nazım'ın şiirleri tabii hayatımda çok özel bir yeri vardır. Bugün de her kitap okuyanın muhakkak kütüphanesinde olması gereken şeydir ve Kurtuluş Savaşı'nı bu kadar güzel anlatan, Atatürk'ü bu kadar güzel anlatan bir insanın da Türkiye'ye böyle hasret ölümü de ayrıca bana hala büyük acı verir. Çok seçerek film izliyorum. Bir kere yani televizyon izlemiyoruz biz eşimle evde. Dizi falan hiç izlemeyiz. Film seçiyoruz, izliyoruz. Ama beni hayatımda çok etkileyen filmler dersek bir dönem bende çok iz bırakan ve belki de işte yine aynı dedemle aynı topraklardan gelen öyküyü anlattığı için Doktor Jivago ve bir klasiktir. Yani kendim 10 kere seyrettim, bir 10 kere daha seyredebilirim. Onun dışında Rüzgar Gibi Geçti bence bir devir romanı olarak inanılmaz bir dille bir Amerika tarihini anlatır ama aslında bir insanlık öyküsüdür Amerika tarihi olmanın dışında. Buradan bizim filmlerimizden de çok çok severek izlediğim ve muhakkak tekrar izlenmesi gereken filmlerden seçecek olursam, şimdi Türkiye'de de böyle şeyleri yüksek sesle söyleyince söylemedikleriniz kırılıyor, onun için böyle hep dikkat etmek gerekiyor. Mesela bir Türk toplumunu çok tatlı anlattığı ve hicrettiği için Dondurmam Kaymak ben de hakikaten çok keyifli iz bırakmış bir filmdir. Eski Yeşilçam filmlerini mesela bulursam muhakkak izliyorum. O çok bir zamanlar gülerek hatta
dublaj sesini böyle biraz da tiye alarak, eğlenerek izlediğimiz Türk filmleri bugün baktığınız zaman gerçekten ne kadar naif, ne kadar keyifli ve hakikaten ayrı bir dünyanın masalları gibi geliyor bana. O biraz da nostaljik bir hisle izliyorum onların bazılarını.